Eşancığım. Mustafa Bey, içmeyeceğinize emin misiniz? Sağ ol bacım. Israr etsem, çok güzel bir şarap İtalya'dan getirdim. Biz anamızın olduğu masada içmeyiz. Su kâfi. Nefes, hayatım. İstemiyorum. İç bir tane. Maşallah, oğlun çok efendi. Öyledir. Balım da bıcır bıcır maşallah. Bizim de seninki gibi bir oğlumuz olsaydı iyiydi ya. Bu gelin beceremedi. Nasip Tahir'imin gelinine arttık. Balım, bugün çektiğim fotoğraflardan göstersen Yiğit'e. Bak biz bugün Kız Kulesi'ne gittik. Ya, gerçi sen İstanbul'sun, çok gitmişsindir değil mi? Oğlum çok gittik, anlatsana. Ay ne şanslısın, anlatsana başka nerelere gittin? Yiğit. Yiğit oğlum yemek yiyoruz, nereye gidiyorsun? Oğlum yemek yiyoruz. Yiğit! Anne, dur burada bak. Çocuk oğlum, nerede? Dur, dur ayağını çabuk, dur. Çocuk işte. Anneciğim, korkma, bir şey yok, tamam mı? Bu ne? Sana ne, bıraksana. Şey... Yiğit'in üzeri ıslanmış. İzninizle ben onu değiştireyim. Tamam canım benim, sen çocukla ilgilen. Hadi gel. Şengül, ortalığı topla. Ben de bakayım, korkmuştur çocuk. Nefes. Anneciğim. Hadi sen şimdi üstündekileri çıkart, ben de geliyorum, tamam mı? Ama. Söz veriyorum bir tanem, sen çıkart geleceğim. Ve bileklerini. Ben bir gösterdim, kendisi gördü. Niye saklamadın? Senin yaptıkların sorun değil, benim saklamamam mı sorun? Asıl sorun bu Tahir denen herifle fingir demen. Fingir demek mi? Bu bileğini mi tuttu senin? Bu bileğini mi tuttu? Ben şimdi aşağı gidip bir bahane uyduracağım. Sonra dönüp bütün parmaklarını kıracağım. Anladın mı? Şimdi burada otur ve düşün. O herife finger demek de bana ne kadar büyük bir ayıp ettiğini düşün. Tamam mı Gülücüğüm? Gülücüğüm.
Kusura bakmayın, geciktim. Oğlan Süreyya'yı kırdığı için utanmış. Bir türlü razı edemedik, aşağı inmiyor. Ağlıyor. Biraz hassas bir çocuk işte, ne yapacaksın? Karım da özürlerini iletti. Çocuğu uyutmaya çalışıyor. Çocuk işte de. Olur öyle. Demek imzaları attık. Güzel. Eşancığım, kalemi rica edeyim. Evet. Hayırlı olsun. (Gülüyor)